Şu an odaya geldim. Önce bir odayı göstereyim de. Arkadaş bu ne? İyi, büyük en azından. İki masası falan var. İyi, tamam. Da. Abi, burada internet niye yok? Kimseye ulaşamıyorum. İnternetim olmadığı için aldığım sim kartını da kaydettiremiyorum. Kaldım öyle ama. Bekliyorum şimdi, düşünüyorum. Şu an içinden çıkılamaz bir durumdayım. Şu anki düşüncelerim bunlar. Büyük sıkıntıdayım. Şu anda dışarı çıktım. Sim kartı satın alabileceğim tekrar ya da aktif edebileceğim bir yer arıyorum. Okulun dibindeyim ama anlamadık ne olduğunu. Bir bina falan var. Diğerleriyle bağlantısı ne ama hiçbir şey anlamadım. Şurada şantı mutfak var zaten. Yerleşmiş buraya bunlar. Kurulmuşlar. Tabii kurulacaklar. Benimki de soru yani. Kimseye ulaşamıyorum. O yüzden sinir stres beni basıyor. Ve merak edip çıngar çıkaracaklar diye korkuyorum ulaşamayınca. Onu bunu ararlarsa iyice canım sıkılır. İyice stres olur. Gerilirim. Zaten doğru düzgün şey de yok. Dükkan da yok. İngilizce konuşan da yok. Doğru düzgün iletişime geçilebilecek. Kimse yok ama. O da arkadaşım Türkmüş. Korktuğum başıma geldi. Bu kadar olur. Neyse belki iyi çocuktur. Neyse ya. Üff. Bok vardı geldim ya. Orada bir şey gördüm. Reklam. 150 TL. Demek ki 150 zlotiye bir şey satıyor. Ah, ya kaşındım. Burada milletin bisikletleri var. Oğlum bunları çalmıyorlar mı abi? Acayip bir şeymiş yani. Ya bizim gibi Vodafone bayileri yok adamların. Bakkalda markette sim kartı satıyorlar. Benim internetim olmadan ben nasıl sim kartını aktif edeceğim? Ne sistem ya? Vallahi delirttiler beni ya. Şöyle binalara grafiti yapmışlar lan. Burada herkes fakir. Kimsenin altında lüks araba yok. Herkes Renault'a biniyor, Peugeot'a biniyor. Bir tane eski usul BMW geldi. O da kesin Türk'tür ama. Politeknika. Ya los lan bana. Kardeşim ulaşamıyorum kimseye. Ulaşamıyorum. Hava çok soğuk değil, hava güzel. Üşümüyorum. Onun dışında buraya karşı ilk dönüşlerim ne mi dersiniz? Ben de bilmiyorum. Yalan söylemeyeyim, bilmiyorum. Ne koşuyorsun lan Taygir'im? Neyse o koşsun bana. Koşan koşar, koşmayan koşmaz. Ben galiba bütün sene böyle kendi kendime konuşacağım ama. Dizene kaç yazmış. Ya ben geçerim de. Geçerim ben şu an. 50 kere geçmiştim de. Yansın ya medeniyet biraz. Biraz medeniyet. Metro ne demek bilmiyorum ama orada sanki internet var gibi geliyor. Sanki öyle bir mekanmış gibi. Ha kafe diyor. Kafe lan dur lan kafede vardır. Kafede kesin internet vardır. Kafe olmayan internet mi olur ama? Kafe. Lan oradan bir Türk kahvesi var. Bu nasıl kafe ya? Market lan bu. Bir dakika dur sorayım. Güzel bir başlangıçtır. Bunu başaracağınız inancıyla alayınızı sevgi ve saygı. Bugünün yarı stokta ikinci günüm. Eksiklerimi alacağım. Dolabımı yerleştirdim. Artık tamamım. Odanın düzenini baştan yaptım. Çok da iyi olduğunu düşünüyorum. Mükemmel bir harika bir şey yaptım. Hemen şöyle ışıkları açalım. Odanın girişi burası. Burada daha önce şurada buzdolabı, burada da bunun alt takım dolabı vardı. Komodin gibi. Buraya çalışma masasını getirdim. Bunun altındaki komodini benim çalışma masamın yanına aldım. Buraya da buzdolabını aldım. Böylece komodinin olduğu yerden buraya alınca bu alan iki ayrı alan olmuş oldu. İkimizin de aynı çalışma alanı olmuş oldu. Çöp kutusu da burada. Yatağı da buraya aldım. Çalışma masasıyla çocuğun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yatağın yanında olması. Bu yatak komodinin oradayken prizi daha azdı ulaşımı. Yani şuradaki bir prizle doğrudan iletişime geçiyordu çocuğun yatağı. Masası da buradaydı. Burada da bir priz vardı. Şimdi burada çift priz. Burada çift priz. Burada bir priz oldu. Daha iyi oldu. Ben yerleştiğim için zaten önceden. Onu topladım ama çok iyi toplayamıyorum. O yüzden çok şey yapmamak lazım. Evet şu anda temel ihtiyaçlarımı almak üzere markete gidiyorum. Buranın BİM'ini buldum ve Biyadistok'tayım. İkinci günümde
kettle arıyorum ve tost makinesi arıyorum. Önce yemek yiyecektim, unuttum. Orada vardır herhalde o çevrede. Öyle zannediyorum. Her taraf konut. Öyle dükkan falan çok yok. Belki de benim olduğum yerle alakalıdır. Şöyle güzel siteleri var. Bak ne güzel. Parkı falan var. Rüyamda gördüm lan ben seni. Ben rüyamda galiba bir üstlükte. Efendim yavrum. Efendim balığım. İsmet'imi görüyorum ben zaten görüntülerinde. Oğlum kuşların tipleri çok acayip ya. Bak şurada bir de başka bizim güvercinler gibi var. Çekiyorum. Kombinimi de çekiyorum. Ne giydim? Kargo pantolonumu giydim. Montumu giydim. Ayakkabılarımı giydim. Üstüme de o bir tane şey var ya, Sagopa'nın tişörtü diyeden giydiğim. Ama Sagopa'nın tişörtü olmayan. Tamam atarım. Şey var ya, melankolik falan yazan bir tişört var. Fotoğrafı, ay, kargo pantolonuna. Neyi? Kargo pantolonuma kemeri takmadım çünkü kemeri takmayı unuttum. Gömleğini götürdün bir şeye. Götürdüm tabii ki. Tamam. Bak Galatasaraylılar gidiyor bak. Abilerim bilirsiniz, damarlarımı kesseniz kanım sarı kırmızı akar. Artık Galatasaray için çalışacağım. Kalbim Galatasaray için çarpıyor. Ne yiyeyim sence? Ne ye biliyor musun? Şöyle bir soslu, bir Hatay soslu bir dürüm ye ya. Oğlum maç var mı? Gitseydim keşke ya. Aklıma gelmedi ki. Hatay soslu dürüm istemiyorum ya. Tavuk pilavı aklım gelmez. Tavuk pilav. Tavuk pilav ye. Doyarsın. Bir buçuk söyle. Bu da tavuk pilavcı olacaktı var ya. KFC mi yesem yoksa Popeyes mi yesem? Popeyes yeme. KFC ye. Oğlum bunlar sırf reklam için isimlerden koymuşlar galiba. Bunların bir istevi yok. Aşkım seçemiyorum. Benim yerime seçemem. KFC ye ya. KFC. Tavuk pilav da var. KFC de var. O KFC pahalı. KFC ye. Pahalı. Yemeyeceğim. Tavuk pilav yiyeceğim. Sen tavuk pilav. Tamam tamam, sen tavuk pilav ya o zaman. Atayım sana 100 euro. Sağ ol canım. Atayım sana. Çünkü sana atayım ya abi. Öz öre atayım mı sana abi? Atma. Burada bar var lan. Aşırı keyif çekti. Aşırı. Ama yememem. Yol verdiler bana. İpek Türk'üm diye yol verdiler. Ha? Türk'üm diye bana araba yol verdi.